Regensburg'un güzelliklerini ve bisiklet turunun keyfini çıkarırken görebileceğiniz yerler Regensburg, tarih ve doğa ile buluşan bir şehir. Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Regensburg, tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir şehirdir. Regensburg'un sokaklarında bisiklet turu yaparak bu benzersiz şehrin cazibesini keşfetmek mümkün. Tarih, kokan merkez. Regensburg'un merkezi, gotik ve Rönesans dönemlerinden kalma muhteşem mimari eserlerle doludur. Şehrin sembolü haline gelen Regensburg Katedrali, gotik tarzıyla göz kamaştırır. Ayrıca ünlü Stein Köprüsü'nü ve tarihi Almanya'daki en eski köprü olan Steinerne Brücke'yi görmeyi unutmayın. Bisikletinizi Ren Nehri boyunca sürdüğünüzde muhteşem manzaralar eşliğinde yol alırsınız. Nehir kıyısında yemyeşil alanlar ve etkileyici tarihi yapılar bisiklet turunuza eşlik ederken ruhunuzu dinlendirir. Regensburg, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Şehir içinde ve çevresinde birçok park ve yeşil alan bulunur. Bisiklet turunuz sırasında Stadtpark veya Donaupark gibi parklarda mola vererek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Regensburg'un eski semtleri, dar sokakları ve renkli evleriyle büyüleyicidir. Özellikle Stadamhof bölgesi, Orta Çağ'dan kalma atmosferiyle ziyaretçilerini cezbeder. Bisikletinizle bu semtleri keşfederken tarih ve kültürle dolu anılar biriktirebilirsiniz. Bisiklet turunuz sırasında Regensburg'un lezzet duraklarında mola vermek de keyifli bir deneyim olacaktır. Şehrin güzelliklerini keşfederken geçmişten günümüze uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkacaksınız. Bisikletinizi alın ve Regensburg'un eşsiz atmosferini keşfetmeye hazır olun. İstersen şey de yapabiliriz. Böyle bisikletlerimizi de böyle bir yere koyabiliriz. İstersen birazcık yürüyüş bile yapabiliriz. Hem götümüz dinlensin. Bana da hava hoş hayatım. Yani benim götüm acımıyor yani sonuçta. İyi mi? Sendeki airbag'ler bende olsa hiç problem olmaz. Airbag'ler. Lap lap. Benim. Kuyruk ya. Tabak göt. Ne oldu aşkım?
Aşkım hayırdır? İçmiyorum. Burada mı hiç oturup içelim? Şurada oturup içelim aşkım. Bak boş masa da var. Şimdi şehir içinde dolaşırken güzel bir dondurmacı bulduk. İlan dedi ki benim kafe krizim tuttu dedi. Biz de kahve alırken ben de bir baktım dondurma ki ben dondurmayı çok seven bir insanım. Abi buraya gelin muhakkak. Tat bakayım. Nasıl? İlan'a dondurma veriyorum. Bana diyor ki ağzıma oklasana diyorsun. Öyle manyak ama. Müthiş. Bu arada Doppel Espresso 3 tane dondurma 10 euro. Değil mi? Ya her şey para. 3 kuge bir tane espri ama doppel espri soğan. 4 euro. Dondurma. Şörtel. Yani 1,5 euro işte. Evet. Kugeli 2 euro yazıyor orada. Ağzına çıkıyor. Kafeymiş bu. Geçen sene 1,60 2 oldu demek bu yazı. Daha yaz gelmedi yaza. Daha çıkıldı. Enflasyon arkadaşlar şöyle düşün. Mesela 2 kaç dedi Google'ı? 2 euro. Nerede yazıyor? 2 euro. Bir kugel, yani kugel dediğimiz bir top, 2 euro, 6 euro. Bu 6 euro çarp 30, 34 ile 34 ile 6'yı çarp. 3'ten 6, 18, işte 2 euro. 200 lira bir dondurma arkadaşlar. Yani Almanya bence çok yaşanmaz bir ülke. Bir dondurma 200 lira olur mu ya? Kafayı yemişler. 10 euroya millet bir saat çalışıyor. Değil de işte 15 euroya ama 10 euro. Bir saat çalışıyorsunuz, bir dondurma yiyorsunuz. Hepsi aynı değil ki be aşkım ya. Hepsi aynı be. Geldim mi be? Heykelin oradaydı. Ha, gördüm gördüm. Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı yer şurası değil mi ya? Başörtülü bacılarım yola çıkmış görüyorum. Görüyorum ama çalmayacak biliyorum. Evet burada ilk senle ilk burada bir pizza yemiştik. El Camino. Hiç unutmadım. Tabii. Stres. Ne gülüyorsun kız? Gülemem bak. Gülersin. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin. Kapatıyorum artık.
Gerçekten yorucu bir gün oldu. Ve 10 kilometrelik bir yolumuz daha var.